Hocam tabii tedavi yöntemlerinden bahsettiğimiz ama diğer bir taraftan da halkımızın da biraz da üstünde durduğu bir konu. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Bitkisel ilaçlar. Her farklı bir bitkisel ilacın sanki kanseri hemen geçirecekmiş gibi mucizevi bir etkisi varmış gibi gösteriliyor. Peki bu ne kadar doğru? Evet. Biz tabii ki tıbbi hekimler olarak mutlaka hastaya bir şey önerirken, bir tedavi önerirken, bu tıbbi tedavi veya bitkisel tedavi olabilir, bilimsel kanıtı olmadan mümkün olduğunca böyle bir tedavi önerme durumunda olamayız. Çünkü bilimsel çalışması olmadan verilen her türlü ot, bitki veya medikal gibi gözüken tedaviler aslında deneyseldir. Tamamen piyango tedavilerdir. Yani ya işte denize ne denir, göle yoğurt mayalamak gibi bir şeydir. Bu nedenle de bilimsel kanıt olmayan hiçbir tedaviyi önermenin doğru olmadığını düşünüyoruz ki bazen bilimsel kanıtı varmış gibi gösterilen birçok bitki otun aslında bilimsel kanıtı olmadığını biliyoruz. 3 liralık bitkinin binlerce liraya sırf reyting kaygısı, sırf reklam veya para kaygısıyla satıldığını biliyoruz. Bu nedenle de bilimsel kanıtı olmayan hiçbir ürünün kanser tedavisinde kullanılmasını önermiyoruz ve kanser kemoterapi zehirdir. İlaçların çok yan etkisi vardır. Sağlıklı hücreleri yok eder gibi bir takım televizyon ya da internet sloganlarıyla birçok hastanın aslında erken evrede tamamen hastalıktan kurtulma şansını birçok bu takım yayınlar ya da mesajlar engellemektedir. Kişiler bunlara çok bel bağlamaktadır ve bu tarz tabii ki hastaneye gitmeden ot bitki alarak, hele de bazı 60-70 yaş grubu hastaların yakınları tarafından da tabii ki hastaneye taşımak hastayı kolay değildir. Hasta acı çekmesin vesaire gibi kaygıları olduğunu da ileri sürerek hastaların gerçek tedaviden yoksun olmaları neden olmaktadır. Bilimsel kanıt olmayan hiçbir bitki, ürün, ilaç vesaireyi biz önermemekteyiz. Yani tıp hekimleri olarak, onkoloji hekimleri olarak. Ve zaten tıp hekimi olmayan kişiler tarafından da kanser asla tedavi edilmemelidir. Bunlar doğru değildir. Az önce belirttiğim üzere benim bir uçağı tamir etmem gibi ya da bir makinenin bozulduğunda onu tamir etmem gibi kompleks bir yapıyı buna benzemektedir. Kulaktan dolgular duyduğumuz bir takım dolgu bilgilerle kanser değil hiçbir hastalık tedavi edilmemelidir.